Ve hemen bir başka değerli konuğu alıyorum. Özgür Erdursun, James Heyman'ın bıraktığı yerden biz devam edelim. Şimdi Cem diyor ki hepimiz fakirlikte eşitlendik. Özgür Hocam gerçekten de öyle oldu. Ve şimdi herkes emeklilik peşinde. Bugün galiba bir torba yasanın içine yeni bir madde mi koydular EYT ile ilgili? Merhaba Özlem Hanım. Torba yasanın içine yeni bir madde konulmadı. Ne Sadece peki bu şimdi? şöyle Bağkurlarla ilgili Bağkurların ihya, günlerini canlandırma, primlerini ödeme, yani Bağkurların emekli olması biraz zor. Onları çok yakından ilgilendiren Bağkurlarla ilgili gelişmeler olabilir. Bunun dışında EYT'nin aslında tam anlamıyla çözülmediğini ben sizin programınızda anlatmıştım. Anlatmıştınız zaten. Daha da hatta karmaşık sorunlar bekliyor bizi önümüzdeki günlerde Evet, demiştiniz. EYT ile ilgili de emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na da bilgiler aktarılacak. Kaç kişi müracaatta bulundu? EYT'nin sonucu anketlere nasıl yansıdı? EYT ile hükümet tabiri yerindeyse istediğini alabildi mi? Bunların hepsini masaya yatıracaklar tabii ama EYT ile beraber birçok kesim de sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bunların ya ilerleyen dönemlerde sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konuları çok önemli olacak. Biraz önce siz programda anlatırken ben de dinledim. Evet biliyorum hocam oradaydınız. Yoksullukta şu anda gerçekten de birleşiyor insanlar. Asgari ücrette, emekli aylıklarında, en düşük emekli aylıklarında. Bunu da daha önce dediğim gibi sizin programımızda biz konuşmuştuk. EYT'den çok kişi emekli olacak. 1 milyonun üzerinde şu anda müracaat var. Müracaatta bulunanların yaklaşık %80'i 10 bin liranın altında emekli aylığı alacak. Belki %60'ı da 6 bin liranın altında emekli aylığı alacak. Çok ciddi bir mesele. Bu bir emekli aylığı sistemi değil. Sadece devlet küçük bir sosyal yardım gibi adı emekli aylığı olacak. Ancak sosyal yardım niteliğinde bir yardım şeklinde verilecek. Yıllarca siz prim yatırıyorsunuz. Bu prim karşılığında sizi emekli edecekler. Emekli olan kişilere verilen aylık adı emekli aylığı olacak. Ama o kişi çalışmaya devam edecek. Ne zamana kadar çalışacak? Ölene kadar çalışacak. Böyle bir sistemde şu anda ama EYT'nin içine ek düzenlemelerle yeni maddeler eklenir mi? Eklenilmesi gerekir. Bağkur'da şöyle bir örnek vereyim kısaca. Hatta basında da tanınan bir kişi, o da çok böyle sosyal medyada da çok takip edilen, yüz binlerce takipçisi olan bir kişi. Çok da samimiyiz. Beni aramıştı 2021 yılının Eylül ayında, pardon çok özür diliyorum, 2021'in Eylül ayında, yanlış olmasın, 2021'in Eylül ayında 3.750 gün Bağkur primini yatırmamış. İhya, aftan yararlanmış. Borç da kendisine 36 bin liralık bir borç çıkmıştı. 36 bin lira. Onu ödemedi. Ne de olsa bir kere daha çıkar dedi ve maddi durumunda el vermiyor. Zaten emekli de olamıyorum demişti. Şimdi EYT çıktı. Aradan 1,5 yıllık süre geçti geçmedi. Bu kişinin 3.750 gün karşılığında ödeyeceği para 430 bin lira. Yani 100 yılın affıydı. 100 yılın vergi affıydı. 430 bin lirayı insanlar nasıl ödesin yahu? O sadece 3.750 gün için, tabii bakın bunu ödemesi gerekecek. Zaten Bağkurlu. Ödemezse emekli olmaz. Ödemediği için ödemesi gerekiyor. Konu şu, 1,5 yıl önce devlete müracaatta bulunmuş devlet 36 bin lira. Ya, rakamları tam yanlış söyleyebilirim. Twitter'da paylaştım zaten. Belgesinde birkaç gazeteciyle de paylaşmıştım. 1,5 yıl önce 36 bin lira olan bir borç şu anda 430 bin lira olur mu? İşte Bağkurlar şu anda emekli olamıyor. EYT'den yararlanıyor. Borcu var. Borcu ihya, geçmiş primleriyle günümüze kadar getirilip faizi silinmedi. Mevcut şu anki yasalara göre mevcut borçla primle ödemesi gerekiyor borcu. Çok yüksek rakamlar. Bir taraftan 5.000 gün dedi Sayın Bakan sürekli 8 Eylül 99 öncesi o haklar verilmedi. Kısmi emekliliği bekleyenler 3.600 günde emekli olamadılar. 55 yaşında erkekler 50 yaşında kadınlar emekli olacaktı. Bu da çıkmadı.
Yani stajyerler, çıraklarla ilgili sorun çözülmedi. EYT'de yaş şartı, evet. Bu ayrı bir konu. Bu şu, şimdi bir kişi çalışırken Özlem Hanım, aylığından kesintiler olur. Vergi ve sigorta primi kesintisi olur. Normal çalışanla emekli aynı aylığı almaz. Emekliden kesinti daha az olduğu için emeklinin aylığı biraz daha fazla olur. Kağıt üzerinde böyledir ama Türkiye'de bu konular bilinmediği için hiç kimse hakkını alamaz. Şu anda asgari ücretle çalışan bir kişi 8.506 lira aylık alıyor ve bu kişi emeklilik için müracaatta bulunduğunda tekrar çalışırsa, asgari ücretle çalışırsa asgari ücret 8.506 liradır ancak o kişiye patronu 8.506 lira 80 kuruş değil, 9.144 lira 81 kuruş vermelidir. Ama bunu emekli olanların, asgari ücretle çalışanların çoğu bilmez. Çoğu derken %98'i bilmez. Bu nedenle emekli oluyor, çalışmaya devam ediyor. O kişiden daha az sigorta primi kesilerek maaşına ilave olması gerekirken, asgari ücreti herkes 8.506 lira olarak, 8.500 lira olarak bildiği için o kişiye de patronu 8.500 lira veriyor. Ama vermesi gereken para 9.144 lira 81 kuruştur. Sadece asgari ücretler için değildir bu. Diğer çalışanlar için de aynı uygulamadır. EYT ile beraber bir kişi emekli olmuşsa ve çalışmaya devam ediyorsa emekli aylığında bir kesinti olmaz. O kişinin normal aylığında sigorta primi olarak devlete ödenen primlerde indirim olur. O indirim de emekli olarak çalışanların aylıklarına yansıtılır. Ben bu örneği sadece Twitter'da asgari ücret için verdim. Yanlış anlaşılmasın. Sadece asgari ücretler için geçerli değil. Bütün Milyonlarca EYT emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli aylıkları normal aylığın üzerinde olur. Ama dediğim gibi Türkiye'de kanunlar, kurallar herkes için işletilmez. Patronlar çok rahattır. Hakkını arayanı çok rahat kapının önüne koyan bir sistem var. Yani sana iş verdik, bir de belanı mı arıyorsun, hainlik mi yapıyorsun gibi böyle bir söylem vardır Türkiye'de. Bu nedenle de birçok kişi bunları öğrensin diye paylaşıyorum. Emekli olan kişi çalışmaya devam ederse emekli aylığını alır. Normal almış olduğu ücretin bir miktar daha artması gerekir. Bunu da işveren arttırmaz. Devlete ödeyeceği primi biraz eksik öder. Aradaki farkı çalışanına vermek zorunda. Bunu çalışanın kendisi mi takip etsin? Kendisi bunları nasıl takip edecek? Devlet bunları takip edecek. takip Doğru etmesi. insanlar bankaya yatmak zorunda. İşverenler bu kurallara uymuyorsa maddi müeyyidesi cezası olmalı. Aksi halde kağıt üzerinde çalışanlarla ilgili kanunlar, kurallar olmasına rağmen çok kişi bu kanunlara, kurallara maalesef uymuyor. Peki. Son bir soru. Bu çok konuşuluyor. En büyük cimbom yazmış. Seçim öncesi eksen var mı? Şu anda 700 bin kamu işçisinin görüşmeleri devam ediyor. Böyle bir beklenti oluştu. Emeklilerde de şöyle bir beklenti oluştu. Acaba ikramiyeler 5.500 seviyesine çıkar mı? Böyle bir talep var. Siz ne diyorsunuz? Seçim öncesi böyle bir şey çıkar mı? Özlem Hanım, 2018 yılında iki bayramda 1.000 lira bayram ikramiyesi emeklilere verilecek diye kanun çıktı. Şu anda biz 2023'teyiz. Aradan 5 yıl geçmiş. Bu 5 yıllık süre içerisinde şu anki mevcut durumda 1.000 lira olan bayram ikramiyesi şu anda 1.100 lira. Bir iyileştirme yapılmazsa 1.100 lira olarak verilecek. Büyük ihtimalle iyileştirme de yapılacaktır. Ama kaç lira yapılacak? Yüzdesel bir iyileştirmenin bir faydası olmaz. Bayram ikramiyesi aslında nedir biliyor musunuz? Bayram ikramiyesini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Ben de bu konuyu kendilerine anlatıyorum zaten sürekli buluştuğumuzda. Bayram ikramiyesi sizlerin aylık bağlama oranları değişti. Şu anda bizleri izleyen herkesin çalıştıkça ileride emekli olduğunda alacağı emekli aylığını hesaplama sistemi değiştiği için herkesin bir yılda iki tane maaş kaybı var.
Bir yılda iki tane maaş kaybı. Şu anda Türkiye'de şöyle bir sistem var. Çalışıyorsunuz, prim ödüyorsunuz. İleride emekli aylığınız düşüyor prim yatırıldıkça. Bir asgari ücretlinin her ay prim yatırıldıkça 15 lira emekli aylığı düşer. Bu nedenle de en az iki bayramda birer maaş ikramiye olarak verilmeliydi ki emeklilerin bu zararları telafi edilsin. Ama birer maaş şeklinde çıkmadı. 1.000 lira olarak çıktı. Bu 1.000 lira da 1.100 lira. Büyük ihtimalle bu rakamı ya 1.500 lira yaparlar ya 1.750 lira. Hadi bilemediniz 2.000 lira yaparlar. Ama ben bence benim fikrim bu rakamın 5.000 lira civarında olması gerekiyor. 2018'de Özlem Hanım siz 2018'de bir emtia, bir malı, bir ürünü, 1.000 liraya aldığınız ürün şu anda 1.100 lira mı? Yok canım. Ya oho, kim bilir kaç bin lira yani o 5 bin lira, ürün. 10 bin lira değil mi? Bayram ikramiyesi 1.000 liraydı, 1.100 lira. Sadece şöyle, Türkiye'de bir şeyin fiyatı artmıyor. Devletin verdiği bir şey varsa onun fiyatı artmıyor. Onun üstüne zam gelmiyor. O ücret değişmiyor. Devletin alacakları ama %120 ile değişiyor. Bir yılda %120 yeniden değerleme oranıyla değişiyor. Bu nedenle de bayram ikramiyesinde beklenti çok fazla. EYT'liler de bayram ikramiyesinden yararlanacaklar. Ama bayram ikramiyesi kaç lira olacak onu bilmiyoruz. Artış muhakkak olacaktır. Türkiye'de şu anda emekli aylığı olarak 3 milyon, 3,5 milyon kişi 5.500 TL emekli aylığı alıyor. Şu anda 5.500 TL emekli aylığıyla neler yapılır? Siz karar verin. Bir ay boyunca zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için aldığı aylık bu kişi çalışmıyorsa geçimini 5.500 TL ile kirası dahil sağlamak zorunda. İmkansız. İmkansız yani Şimdi bu kirası da. paraların hepsi Türkiye'de hep şunu söylüyorum. Bu ödenenlerin hepsi bir sosyal yardım aslında Türkiye'de. Evet. Biraz daha böyle bir takviyeyle sosyal yardımla ya yani yoksa Türkiye'de böyle giderse bu kadar yoksullukla ne artar biliyor musunuz? Hırsızlık, arsızlık alır başını gider. Yok. Zaten. Gitti zaten. Onu da izledik yani ve izlemeye devam ediyoruz. Özgür Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgilerdi. Bu arada Kılıçdaroğlu'yla da zaman zaman buluşup konuşuyorsunuz anladığım kadarıyla. Arada onu yakaladım. Evet, görüşüyorum. İşte aile destekleri sigortasını anlatmıştık. Emeklilikte yaşa takılanları anlatmıştık. Diğer konularla ilgili ben bildiklerimi anlatıyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun bildiklerimizi paylaşıyoruz. Kemal Bey'le de paylaşıyorum. Görüşüyorum da yanına da gidiyorum. Anlatıyorum da şuna mutlu oluyorum. En azından sağ olsun bizleri bilen kişi olarak muhatap kabul edip bizlerden en azından bunları dinliyor. Herhalde yani ne demek yani ya ona da mı teşekkür edeceğiz? Tabii ki hocam yani bu Teşekkür konunun edeyim. Şu dönemde teşekkür etmemiz gerekiyor. Özlem tamam. Hanım öyle bir durumdayız ki Tamam, doğru söylüyorsunuz. bir kişinin muhatap alması bile teşekküre layık bir durum. Hale bakın yani Türkiye ne hale geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Var çok olunuz teşekkür ediyorum. verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, var olun. Erdursun'a da çok teşekkür ediyoruz.